أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, anne ve babalarımızı aile bireylerimizi Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan, bahtiyar kullarından eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Rabbim bizleri harama, yalana, namerde muhtaç eylemesin. Kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Kıymetli izleyenlerim, İslam'ın beş esasından birisi namazdır, birisi oruçtur, birisi zekattır, birisi haçtır. Bunların her birisinin farz olan kısımları olduğu gibi sünnet ve nafile olan kısımları da vardır. Yani İslam'ın beş esası olan farz namazlardır. Ama farz namazların önünde ve arkasında sünnet namazlar vardır. Farz olan oruç Ramazan orucudur. Bunun dışında diğer zamanlarda sünnet olan oruçlar vardır. Farz olan haç vardır. Farzın dışındaki sünnet ve nafile olan 8'den olmuş olur. Farz ibadetler olmazsa olmaz, mecbur yapmamız gereken ibadetlerdir. Farz ibadetler bir müminin sadakatini gösterir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedim. Kalbimle inandım ve dilimle söyledim. Peki ben bu imanımda ne kadar sadıkım? İşte farzlara hassasiyet benim imandaki sadakatimi gösterir. Madem Allah'a inandım, onun emir ve yasaklarına inandım, ayetlerine inandım, o zaman namaz bana farz kılındığına göre, o inandığım Allah bunu bana farz kıldığına göre bunu nasıl aksatabilirim? Eğer aksatıyorsam o zaman imandaki sadakatim sorgulanır. Yani imandaki sadakati ispatlayan farzlardaki hassasiyettir. Eğer bir insan namazında aksaklık yapmıyorsa, Ramazan orucunda aksaklık yapmıyorsa, zekatında aksaklık yapmıyorsa, haç geldiği zaman kendisine farz olan kişi haçta aksaklık yapmıyorsa bu insan imandaki sadakatini, rüştünü ispatlamıştır. Demek ki farzlar imandaki sadakati ispat eder. Nafileler de imandaki samimiyeti ifade eder. Sadakat ayrı şeydir, samimiyet daha farklı bir şeydir. Yani bir insan beş vakit namazı kılıyor ve bu insan buna ilaveten evabin namazı kılıyor, teheccüd namazı kılıyor, işrak namazı kılıyor. Yani bir sürü nafile ibadetler gerçekleştiriyorsa sadece imanla kalmamış, sadakatle kalmamış bir de samimiyet. Bir arkadaşımız olur, dostumuz olur, sadikimiz olur ama samimiyet biraz daha ilerlediği zaman can ciğer olmuş oluruz. Dolayısıyla farzlar bizim imandaki sadakatimizi ispat ediyor nafileler de bizim imandaki samimiyetimizi ifade ediyor. Yani açık ifadeyle şöyle diyeyim. Bir insan sabah namazını kıldıktan sonra işra kadar bekliyorsa, kalkıp iki rekat namaz kılıyorsa bu gerçekten samimi bir Müslümandır, ibadetine düşkün bir insandır. Bir insan gece işte 10'da, 11'de, 12'de yattığı halde gece saat 3'te, 4'te kalkıyor abdestini alıyor, bir köşeye çekiliyor, namaz kılıyorsa, bu sadece sadakatini değil, samimiyetini, ibadetteki samimiyetini ispat etmiş oluyor. Bundan dolayıdır ki, başarı teferruattadır derler. Yani bir insan e, farzları yapmakla zorunlu olan, mecbur olan görevleri yapmıştır. Ama samimiyetin ispat edebilmesi için teferruata bakacaksın ne kadar nevafil ibadetlerle meşgul, ne kadar onlara değer veriyor, işte o da samimiyetin göstergesidir. Namazın sünnetleri olduğu gibi, nafileleri olduğu gibi, orucun da elbette farzına ilaveten sünnet dediğimiz, nafile dediğimiz oruçları vardır. Bugünkü dersimizde farzın dışındaki oruçlarla alakalı yani sünnet ve nafile dediğimiz oruçlarla alakalı kitabımızdaki hadis-i şerifleri okumuş olacağız. <laughs> An Aişe radıyallahu anha Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edildi ki قالت Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yasûm hattâ nekûl la yuftiru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı aylarda Oruç tutmaya bir başlardı, peş peşe tutardı, derdi ki herhalde bu ay iftar etmeyecek. Yani bir oruca yumulurdu tabiri caizse, daldırırdı. Diyordu ki herhalde artık bundan sonra iftar etmeyecek. Ve yufturu bazen de oruç tutmaz, iftar ederdi. Hatta ne buğru la yosum. Bu ay oruç tutmayacak herhalde derdik. Demek bazen oruca odaklanırdı. Bazen de oruçsuzluğa odaklanır idi. Ve ma raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istekmele sıyame şehrin kattu illa Ramazan. Hayat arkadaşı müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Salatu vesselam Efendimizle ilgili Ramazan ayının dışında başka hiçbir ayı başından sonuna kadar oruçla kemale erdirdiğini ben görmedim diyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh. İlla Ramazan'a sadece Ramazan ayını. Yani Ramazan ayını farz olan Ramazan'ı başından sonuna kadar oruç tutmuştur. Ama onun dışında herhangi bir ayı başından sonuna kadar oruç tuttuğunu görmedim diyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Ve ma fi şehrin ekser minhu siyamen fi Şaban. Ramazan-ı Şerif'in dışında 11 ay kaldı. Bu 11 ay içerisinde en çok ay olarak Şaban ayında oruç tutardı. Ondan daha fazla oruç tuttuğu başka bir ayı görmedim diyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Kıymetli izleyenlerim bu hadisi şeriften neyi anlamış oldu? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ramazan-ı Şerif'in dışında bazen oruç tutmaya başlardı. Sanki iftar etmeyecek gibi yani her gün oruç tutacak gibi anlardı. Bazen de öyle bir iftar ederdi ki sanki bu ay hiç oruç tutmayacak zannederdik. Demek ki alakülle hal şu ayları mutlaka oruçlardı. Şunlar oruç tutmazdı değil bazen tutardı, bırakmayacak gibi. Bazen bırakırdı, tutmayacak gibi. Dedikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerifin dışında başından sonuna kadar oruçla geçirdiği başka bir ay yoktur. Ve meraitu fi şehrin ektere minhu fi Şaban. Şu da bir gerçektir diyor. Aylar içerisinde en çok Şaban ayında oruç tutardı Aliye vesselam efendimiz Ramazan-ı Şerifin dışında. Ramazan-ı Şerif'i el elbette başından sonuna kadar tutmak gerekiyor. Ama Ramazan-ı Şerif'in dışında en çok oruç tuttuğu efendim Ali sallallahu efendimizin Şaban ayıdır buyuruyor. Ve fi rivayetin qalet kana yasumu Şaban kulluhu. Bir rivayetinde Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Ali sallallahu efendimizin Şaban ayını tamamını oruç tuttuğunu kâni yasûmu şa'bâne illâ galîlâ yani bir rivayete Şaban'ın tamamını oruç tutardı. Bir rivayette de Şaban ayının azı hariç tamamını oruç tutardı. Buhari ve Müslim'de bu rivayet edilmiş oluyor. Sonuç olarak aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Şaban ayında diğer aylardan farklı olarak oruç tuttuğunu Ramazan gibi başka bir ayı yapmadığını e, fasıla vererek Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Şaban-ı Şerif ayını tuttuğunu, bazen fasıla vermeden tuttuğunu nakiller bize gösteriyor. Bu bize bir muhayyerlik veriyor, işimizi kolaylaştırıyor. Yani bir insan Şaban ayını başından sonra tutmak isterse tutabilir. Tutmadığı takdirde bir vebali günahı var mı? Yoktur. Ve an Abdullah ibn Şakik. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Abdullah ibn Şakik'ten rivayet edilmiştir. Kal. Kultu li Aişe radıyallahu anha. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha dedim ki: E kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasumu şehran küllehu Sen hayat arkadaşısın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayın tamamını oruç tuttuğunu gördün mü? Bir ayın tamamını oruç tutar mıydı? Âlet dedi ki: "Ma'alim tuha sa mesharan küllehu illa Ramazan." Ramazan ayının dışında bir ayı başından sonuna kadar oruç tuttuğunu ben görmedim, bilmedim." diyor. "Ve la aftarehu Yani hiçbir ayı başından sonuna kadar oruç tutmadığı gibi hiçbir ayı da başından sonuna kadar iftar etmemiştir. Yani bir ay hiç oruç tutmadığı ay olmamıştır. Mutlaka ya pazartesi, perşembe günleri oruç tutmuştur veya 13, 14, 15'i tutmuştur. Ve <laughs> <laughs> an Abdillah ibn Abdullah ibn rivayet edildiğine göre Kultu ya Aişete Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hazreti Aişe sordum diyor. Ekanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> yasumu şahren Ramazan-ı Şerif'in dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir ayı oruç tuttuğu sabit midir var mıdır? Kâlet dedi ki: "Ma alimtuhu sâme şahren küllehu illâ Ramazan." Bir ayı başından sonuna kadar Ramazan'ın dışında tuttuğunu görmedim. Hatta mevâ mevâ yani ölüp ahirete göçünceye kadar. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete göçünceye kadar Ramazan-ı Şerif'in dışında hiçbir ay başından sonuna kadar oruç tutmamıştır. Hiçbir ayda başından sonuna kadar iftar etmemiştir. Mutlaka her ay orucu olmuştur aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hatta yasume minhu evet ve la aftarahu hatta yasum minhu ondan oruç tutmaya devam ederdi başını tutardı bu şekilde hatta madalisi bilihi yani yoluna yolculuğuna çıkıncaya kadar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir sene iki sene değil ölünceye kadar bu, bu iş böyle devam etti diyor kıymetli izleyenlerim Abdullah ibn Şakik'in Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhadan naklettiği hadisi şerifi böyle özetleyeceksek aleyhissalatü vesselam Efendimiz başından sonuna kadar oruç tuttuğu ay var mıdır? E, Ramazanın dışında yoktur dedi. Tamamını iftar ettiği ay var mıdır dedi. yok dedi mutlaka her aydan tutardı. Hatta mezali sebilihi bu ölünceye kadar bu şekilde devam etti. Hadis-i şerifin özeti bu. Yani başından sonuna kadar hiç oruç tutmadığı ay yoktur. Ramazan-ı şerifin dışında da başından sonuna kadar tamamını tuttuğu ay yoktur. Anlaşılıyor bu hadis-i şerifte. An İmran ibn Husayn radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu se'elehu Emmar bin Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Ev se'ele racülen ve imranu yesme'u. Emmar bin Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'den e, naklederken Efendimiz ona sormuş. Ev se'ele racülen veyahut da Efendimiz bir adama sormuş. Ve imranu yesme'u. İmran da o Efendimiz'e sorulan soruyu onun da verdiği cevabı duyuyor. Fakale ya eba fulan. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey Ebu Fulan falanca kişinin babası künyesini söylüyor. Ema sumte min serari şaban Şabanın sonundan oruç tuttur mu tutmadın mı? Kale la hayır tutmadım der. Kale feyde eftarte fe sum yevmeyni. O zaman bayram olunca Ramazan orucu bitince bayramdan sonra iki gün oruç tut diyor. Kıymetli izleyenlerim burada iki gün oruç tut dediği ne işindir, kime söylemiştir bunu? Adamın bir tanesi adak yapmış, son Şaban'ın son ikinci iki gününü oruç tutacağını tutmayınca Ramazan bayramından sonra iki gün tut manasında bunu söylemiştir. Veya Yevmişek, Şek gününde oruç tutmamışındır, onu kaza etmiş ol Ramazan'dan olduğu anlaşılınca. Kısacası burada e, Ramazan bittikten sonra Şaban'la ilgili fıkıh kitaplarına yansıyan bir sünnet oruç yoktur. E, ancak adak yapmış o günlerde tutmamış bayramdan sonra tutarsın demiş oldu ona. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin anlattığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اَفْضَلُ السِّيَامُ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ Ramazan ayından sonra tutulan nafile oruçlar içerisinde Muharrem ayında tutulan oruç, oruç en faziletli oruçtur. Hele hele Ramazan-ı Şerif'in aşura orucu faziletli bir oruçtur. Aşura orucu Muharrem ayının içerisinde olması münasebetiyle de Muharrem ayının ayrı bir değeri, Muharrem ayında tutulan oruçların da ayrı bir değeri olmuş oluyor. Ve afdalus salati ba'del ferizati salatu leyli. Farz namazlar dışında en faziletli namazda gece kılınan namazdır. Yani bir insan bir sürü nafile namaz kılabilir. Bu nafileler içerisinde sevabı en çok olan, fazileti en yüksek olan gece kalkıp kılınan namazdır. Çünkü gece kalkıp namaz kılmak sadece samimiyetin ifadesi de değildir. Daha öte tabiri caizse Mevla'ya aşık olmanın bir göstergesidir. Çünkü insan tatlı uykusunu terk ediyor. Bir gece değil Tatlı uykusunu terk ediyor. Uykun, uykunun en tatlı olduğu en derin saatlerde kalkıyor, abdestini alıyor, kıbleye teveccüh ediyor ve Allah'a yönelip namazını kılıyor. Bu e, gerçekten samimiyetin zirvesidir. Bir an Ali farz namazların sevabına başkası ulaşamaz. Farz oruçların sevabına başkası ulaşamaz. Ancak Farz oruçlardan sonra veya nafile oruçlardan sonra en faziletli oruç namaz hangisidir denirse efendim Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayının orucudur. Hele hele 10. gün oruçtur. Tabi sadece 10 değil 9, 10 veya 10, 11 tavsiye ediliyor. Gelir ileride dersimizde. Ve afdalus salati ba'del feridati farz namazdan sonra da en faziletli namaz salatü'l leyl'i gece namazıdır. Yani gece kalkıp kılınan namazdır. Biz teheccüd deyince akla bu ibadet gelmiş oluyor. Kimsenin görmediği kolay kolay herkesin yapamayacağı bir fedakarlık yapıyor. Gerçi bu fedakarlığı nefsi için yapıyor. Yani kendisi için yapıyor. Menfaati kendisine teveccüh ediyor ama Cenab-ı Hakk'a samimiyetini ispatlıyor mu? Elbette ispatlıyor. Bir insan farzları kılıyor evabin namazı, kuşluk namazı, işte öğlen yastığının son sünnetlerini iki kılacak yerde dört kılıyor, akşamdan sonra evabin namazı kılıyor. Bunları ortaya koymakla bir insan Allah'a doğru koştuğunu, severek bu işi yaptığını, neticesini beklediğini ortaya koymuş oluyor kıymetli izleyenlerim. Bundan dolayıdır ki Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz da Salatü'l-Leyli gece namazıdır. Gece kalkınan, kalkıp kılınan teheccüd namazıdır. Şimdi teheccüd namazına salatü ile denir, salatü teheccüd de denir. Bazıları ikisi arasını tefrik ediyorlar. Efendim diyorlar ki gece namazı yatmadan kılınan namazdır. Teheccüd namazı yattıktan sonra kalkıp kılınan namazdır. Araya bir uyku fasılası varsa o teheccüd olur. Ara uyku fasılası yoksa o zaman ona gece namazı deniyor. Salatü'l-Leyl deniyor. Bunlar birbirinin yerinde kullanılıyorlar. Elbette teheccüd namazı da gece namazından sonra kılınmış oluyor. Dolayısıyla orada bazen birleştikleri yer oluyor. Hadis-i şerifin özetini oldu. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Kıymetli izleyenlerim. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma derler ki: "Ma ra'aytun sallallahu aleyhi ve sellem yetaharra siyame yevmin faddalehu ala gayrihi illa hadha yevm Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu gün oruç tutayım diye araştırdığı, tabiri caizse iple çektiği ve diğer oruçlar üzerine daha faziletlidir dediği illa hadel yevm ancak bugün var başka bilmiyorum. O da nedir bugün dedi? Yevmu aşura Muharrem'in 10. günü olan aşura günüdür. Demek ki aleyhissalatü vesselam özellikle aşurayı sorardı. Kaç gün kaldı? Ne kadar kaldı? Ne zaman gelecek? Çünkü ona oruç tutmaya odaklanmıştı. O zaman aşura orucu da yani Muharrem'in 10. günü tutulan oruç da elbette faziletli sünnetler arasında yer almış olur kıymetli izleyenlerim. Ve ha de şer yani i Ramazan'ı demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, illa oruç tutacağım diye odaklandığı bir Muharrem'in onu vardı. Bir de Ramazan ayı vardı ve hadal şehru yani şer'a ramazan ramazan ayını kastediyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ve anhu kâle hîne sâme resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yevme âşurâe ve emere bi Ravi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Âşura günü oruç tuttu. Oruç tutulmasında emretti. Kalu etrafındakiler dediler ki ya Resulallah innehu yevmun yuazzimuhul yehudu ve nasara. Ya Resulallah aşura günde sen oruç tutmayı tavsiye ediyorsun. Ama o öyle bir gündür ki innehu yevmun ve nasara. Yehudi ve Hristiyanlar tazim ettiği, hürmet ettiği bir gündür. Efendim dolayısıyla onların hürmet ettiği gün olan Aşura günde biz de mi oruç tutalım? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Le in ila qabilin önümüzdeki sene kalırsam, la savmen Elbette dokuzuncu günü oruç tutacağım. Le asuman ne elbette tutacağım tasea. Yani burada kıymetli izlerim. Aşura geldiği zaman kürsülerden hoca efendiler bunu söylerler. Tek başına sadece efendim e, 10. günü tutmamalı ya bir gün önceden 9-10 tutmalı veya 10-11 tutulmalı. Yani Aşura Muharrem'in 10'una geldiğine göre onun da tutulacak olan oruç Aşura orucudur. Fakat Yahudiler de onu tutarlardı. O zaman onlara benzememek için bir gün önceden tutarız veya bir gün sonra da devam etmiş oluruz. Onlara muhalefetten sakınmış oluruz kıymetli izleyenlerim. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Madem Yahudiler aşura gününe tazim ediyorlar. Önümüzdeki sene ben 9. günde ilave edeceğim. Sadece 10. gün tutmayacağım. Belki hem 9 hem 10. gün tutacağım. Orucumu. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki seneye yaşamadı. Ama kendisi bu ifadeyi ortaya koyduğuna göre ona göre muamele edilmiştir. Kıymetli izleyenlerim. Gelelim e, 2042. hadis-i şerifimize. وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أم الفضل بِنْتِ رواية كز أم الفضل رضي الله عنها, رضي الله عنها أن ناسا بِرْ بإنسان إنسان تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وصائم فقال بعضهم leysi bi, bir bi, bi saimin Faz Haris'in kızı Ümülfaz annemiz efendim Hazreti Abbas'ın Ümmül Hazret Hazreti, Abbas'ın eşidir. Diyor ki enne nâsen bir grup insan temârav şübheye düştüler. İndehâ bunun yanında yani e, Haris'in kızı Ümmül Fadl'in yanında karşılıklı şüphelerini ortaya koydular. Yevme Arafet'i fi siyami Yani Arafa günü Peygamber Efendimiz oruç tuttu mu tutmadı mı? Fekale ba'duhu ve bazıları bu Arafet dediğimiz Arafat'taki arefedir Çünkü normalde Arafa dendiği zaman bayramdan bir gün önce bizim aklımıza geliyor. Ramazan bayramının da Arafesi var diyoruz. Aslında Arafa sadece Arafat'la alakalıdır. Gerçi Ramazan'ın son günü Arafa demek günahtır manasında söylemiyorum ama literatürde Arafa gününe tekabül eden güne Arafa günü denir. Tabi o da Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olunca mecaz yoluyla kurban Ramazan bayramının bir gün öncesine de arife demişlerdir. Evet. Soruyor Ümmül Fadl bin Harith radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki bir kısım insanlar benim yanımda idiler. Arafa günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tutup tutmadığı konusunda tartışma oldu. Fakale ba'duhum ve saimun ve kale ba'duhum leyse Yani şu anda oruçlu mudur değil midir? Bazıları oruçlu dedi, bazıları oruçlu dedi. Fe arseltu ileyhi bi kadahi lebenin ve huve ala ba'irihi. Diyor ki ben ona bir miktar süt gönderdim. Devesinin üzerindeydi. Bir Arafat'ta. Arafat'ta devesinin üzerindeyken ben ona biraz süt gönderdim. Feşeribehu onu içti. Ne anlaşıldı? Oruç tutmadığı anlaşıldı. Kıymetli izleyenlerim Aşire Zilhicce deniyor buna. Zilhicce'nin ilk 10 günü demektir ama 10. gün kurban bayramı olunca yuvarlak hesap böyle olmuştur. Çünkü kurban bayramında Zilhicce 10'unda Kurban Bayramı gerçekleşiyor. Bunun ilk 10 günü gerçekten çok faziletli. ibadetlerin çok faziletli olduğu, orucun çok faziletli olduğu, Cenab-ı Hakk'ın ibadetleri en çok sevdiği mevsim, mevsim olan bir mevsimdir. O zilhicce. Oradaki ibadetler kat kat diğer günlere göre sevabı fazla olur. Dolayısıyla e, bu günlerde oruç tutmak da çok faziletli. Peki Arafat'ta oruç tutulacak mı? Hacı olanlar var, hacı olmayanlar var. Hac görevini yapmak için orada olanlar var. Hayır orada olmayanlar var. Elbette hacı efendiler orada en zor şartları, ibadetleri gerçekleştirecekler bir gün sonra. Çünkü Arafat'tan Müzdelife'ye gelecekler vakfe yapmak için. Sonra Müzdelife'de geceleyecekler. Oradan şeytan taşlamaya gidecekler. Şeytan taşlamadan otele gidecekler. Tekrar gelecekler. Gerçekten trafiğin allak bullak olduğu, çok zor olduğu bir mevsim. Dolayısıyla Arafa günü e, haçta olan insanlar oruç tutmamalıdırlar, zindeliğini korusun. E, Arafat vakfesini yaptıktan sonra Müzdelife vakfesine hazır olsun. Müzdelife vakfesinden sonra şeytan taşlama işleri var, onlar gerçekten çok zordur. Dolayısıyla direnci düşmemesi lazım. Onun için aş, haçta olan kişiye Arafa günü oruç tutmaması tavsiye edilir. Ama dışarıdaki insanlara Arafi günün orucu özellikle tavsiye edilir. Yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafi orucu diyoruz ona. Gerçek Arafi orucu da olur zaten. Ramazan Arafesinde zaten Ramazan orucu vardır. Ama Ramazan ibadetleri açısından zengin bir aydır. Zilhicce de Ramazan'la yarışır. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, Zilhicce'nin ilk 10 günü. Onlar fazail ve kemalat bakımından birbirleriyle yarışırlar. Bize göre hepsi değerlidir. Hepsi faziletlidir. Orada kim ne kadar güzel amel gerçekleştirirse o kadar e, amel defterini doldurmuş olur. İnsanlığa faydalı olmuş olur. Şimdi burada bu hadis-i şerifte neyi gördük kıymetli izleyenlerim? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Araf'e günü Arafat'ta kendisine ikram edilen sütü içmediğini, dolayısıyla orada oruç tuttuğunu, efendim tutmadığını görüyoruz. فَاَرَسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ İşte. Yani haçta olanın, arafat görevini yapan insanın, daha sonra Müzdelife'ye gelecek, daha sonra şeytan taşımaya gelecek, daha sonra efendim kurban kesim işini gerçekleştirecek. Bu insana biraz can ve heyecan lazımdır. Tutmaması tavsiye edilir. Hanefi fıkhında da tenzih de olsa mekruhlar arasında yer alır. Ve an Aişete radıyallahu ma raytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme saimen fil aşri kat Bu da acayip bir rivayet. Yani Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha Zilhicce'nin 10 gününde aleyhissalatü vesselam efendimizin müteselsilen oruç tuttuğunu hatırlamıyorum diyor büt yani peş peşe böyle oruç tuttuğunu hatırlamıyorum diyor. Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bu rivayete baktığınız zaman Zilhicce'nin ilk 10 gününde tavsiye edilen oruç bu hadis-i şerifle çelişmiş oluyor. Ma'rayitu rasulazan saimen fil asr kattu. Yani o Zilhicce'nin ilk 10 gününde e, oruç tutmadığını iddia etmiş oluyor. Evet. Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günler içerisinde Allah'a ibadet edilen günler içerisinde zilhicceden daha değerlisi yoktur. O gün bir günlük oruç, bir senelik oruca bedeldir. Bir senelik oruç her günün diyor yani zilhiccenin e, o on gününde her günkü oruç bir seneye bedeldir. Ve zilhiccenin ilk on günde her gece kadir gecesine denktir diyor. Efendim zilhiccenin ilk on gününde tutulan orucun da sünnet olduğunu unutmamak lazım diyor. Bu hadis-i şerif bu konuda gelen en son hadis-i şerif olmadığı anlaşılıyor. Ve an Ebi Katade radıyallahu anhu Ebu Gatade radıyallahu anh Efendimiz der ki En racülen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem adamın bir tanesi gelir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fekal keyfe nasıl oruç tutuyorsun der aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e fegadıbe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme min kavlihi adamın bu soru şeklinden Efendimiz sinirlendi felemmâ raa umeru gadabahu Hazreti Ömer Efendimiz Ali sallallahu aleyhi efendimizin bu soru şeklinden rahatsız olduğunu görünce "Kale radina billahi rabba ve bil islam ve Muhammedin nebiyya na'ud ne billahi min ve Dedi ki biz Allah'a Rab olarak razı olduk. İslam dinini din olarak seçtik ve razı olduk. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul ettik, razı olduk. Ne'udü <Ni> billahi min billah> allah Teala'nın gazabından Allah'a sığınır. Ve bir rasulihi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gazabından de Allah'a sığınırız. Fe <jale Umar 'u> Hazreti Ömer Efendimiz yuraddidu hadel kelam, bu kelamı te tekrarlıyor, tekrarlıyor. Hatta sekene gadabuhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sükunet, bulmasına kadar. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz sinirlenmişti. Bu cümleyi tekrar tekrar söyledi. Biz Allah'ı Rab olarak razı olduk. Dini İslam'ı İslam'ı İslam din olarak razı olduk, kabul ettik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul ettik. Allah'ın gazabinden, peygamberin gazabinden Allah'a sığınırız. Bu cümleleri tekrar etti. O kadar tekrarladı ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz sakinleşmiş oldu. Fakale Ömer <laughs> ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ömer Efendimiz ey Allah'ın Resulü keyfe men yasumu dehre bir insan ömrünü tamamen oruç tutarsa yani bir seneyi sene boyu devamlı oruç tutarsa ne buyursunuz? Kale la same ve la eftara. <laughs> Aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği cevap la same ve la eftara. Yani la sâme savmen fîhî kemâlel fadîleti ve la eftara fitren yemne'u cû'ahu ve ateşehu. Yani bu adam ne oruç tutmuştur ne de iftar etmiştir. Yani bu faziletli bir şey değildir. Ee, ne orucun hakkını doğru vermiş olabilir ne de iftarın tadına varmış olabilir. Kâle keyfe men yasûmu ve yufturu yevmen yani yılın tamamını oruç tutmasını Efendimiz çok uygun görmedi. Dedi ki peki ya Resulallah iki gün oruç tutsa bir gün iftar etse buna ne dersin? Kale ve yutîgu zâlike ahadun yani iki gün oruç tutacak, bir gün iftar edecek, iki gün oruç tutacak, bir gün iftar edecek. Yani kaç kişinin buna gücü yeter? Yani bunu da uygun görmedi. Kale keyfe men yasûmu yevmen ve yufturu yevmen. Peki bir gün oruç tutsa, bir gün iftar etse? Kale dâlike savmu dâud. İşte Davut Aleyhisselam'ın orucu budur der. Demek ki seneyi tamamen oruç tutmayı tavsiye etmemiştir. İki gün tutup bir gün tutmamayı tavsiye etmemiştir. Ama bir gün tutup bir gün tutmamayı tavsiye etmiştir. Kale zâke zâlike savmu davûde. Bu da Davut Aleyhisselam'ın orucudur. Kale keyfe men. Demek ki Davut Aleyhisselam bir gün oruç tutardı, bir gün tutmazdı. Bazı hadis-i şeriflerde de en faziletli oruç Davut Aleyhisselam'ın orucuydu. Bir gün tutar bir gün tutmazdı. Bir insan devamlı oruç tutunca beden de ona alışıyor. Artık orucun insana verdiği bir şey kalmıyor. Yani ha tutmuş ha tutmamış fark etmiyor. Binan Binaenaleyh oruçlu olan bir insan orucun etkisinde olmalı ki sevabı ona göre. Mesela diyelim ki yaz mevsiminde tutulan bir oruçla kış mevsiminde tutulan orucun sevabı aynı mı olur? Oruca alıştık, alıştığı zaman yıl boyu oruç tuttuğu zaman ne olmuş oluyor? Olur, oruç artık onun için alışkanlık haline geldiği için ibadetin lezzetini, ibadetin ağırlığını kendisinde hissedemez. Abi bir gün tutar, bir gün tutmaz, bir gün tutar, bir gün tutmazsa beden ona tam alışkanlık kespetmiş olmuyor. Nefisle mücadele burada devam etmiş oluyor kıymetli izleyenler. Gale <laughs> keyfemen men yasumu yevmen ve yuftiru yevmeyni. Hazreti Ömer Efendimiz başka bir soru sordu. Dedi ki Ya Resulallah bir gün tutup iki gün iftar etmeye ne dersin? Kale enni, e, Tuktu Zalike Kale Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki dittu, Sevdim Enni ben Tuktu ala zalike Yani buna güç yetirirsem buna gücüm yetse de bunu yapsaydım diye cevap verdi. Sümme kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalâtu vesselam Efendimiz işi şöyle bağladı. Selâsun min kulli şehrin ve ramadânu ilâ ramadâne fe hâdâ siyâmu kullihi. Selâsun min kulli şehrin her aydan üç gün oruç tutmak bu 13, 14, 15 olabilir. Pazartesi, perşembelerden olabilir. Bir her aydan üç gün tutmak bir Ramazan'ı da tutmak. Fahâde siyâmü dehri külli. Bu bütün yılı oruç tutmak demektir. Çünkü bir günlük oruç 10 ile çarpılacaktır. Üç gün bir ayda oruç tuttuğu zaman sanki o ayın tamamını oruç tutmuş oldu. Bir de Ramazan'da tam oruç tutunca senenin tamamını oruç tutmuş oluyor. Siyamu yevmi arefete arefe günü tutulan oruç ise ahtesibu alallahi en yukeffire senete alleti kablehu ve senete alleti ba'dehu. Arafa gün orucu müstesna bir oruçtur. Ben ümit ediyorum ki Cenab-ı Hak o Arafa günü tutulan oruçla bir yıl öncesini, bir yıl sonrasını siler. Yani bir yıl öncesini siler, bir yıl sonrasına efendim günaha girmemesi için ona enerji tabiri caizse manevi doping yapmış olur. وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ Aşura orucuna gelince o bir önceki senenin günahını sileceğini ümit ediyorum diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu hadis-i şeriflerde böylece aşura orucu ile arafe orucunun da değerini görmüş olduk kıymetli izleyenlerim. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ve anhu su ile sallallahu aleyhi ve an savmi Peki pazartesi orucu var mıdır? Bu neyin nesidir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e pazartesi orucundan sorulmuş. Fakale fihi vulittu ve fihi unzil aleyye. Ben pazartesi oruçlarım çünkü benim doğum günüm efendim e, pazartesidir. Pazartesi oruçlarım çünkü benim doğum günüm pazartesidir. Ve fihi unzil aleyye bana Kur'an ayetleri de pazartesi indirildi. Bundan anlıyoruz ki yani insan doğum gününde farklı bir şey Allah'a şükür olsun diye yapar mı? Şükür maksadıyla yapabilir. Şimdi doğum günleri genelde şükürden ziyade efendim e, nankörlüğe dönüşmüştür. Bu ömrü veren Allah'a bu kadar ömrü veren bir yıl daha yaşatan Allah'a şükredelim diyecek yerde efendim masiva ile malayani ile belki bir takım israflarla efendim kirletiyor insanlarımız yıl dönümünü, doğum yıl dönümünü, dönümünü kirletmiş oluyor. Kıymetli izleyenlerim bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim Celle ve Hazretleri her birimizi farz nafile bütün ibadetlere düşkün olanlardan, ahiret sermayesini ihmal etmeyenlerden eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden her birimizi hakkıyla müstefid eylesin. Anasından doğmuş gibi günahsız pırıl pırıl, bayrama çıkabilmeyi Rabbim her birimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.